Sağlık Bakanlığı öyle bir havaya girdi ki her şey bitti, her şey yolunda. Bu pandemi ortadan kalktı. Yeni açılımları ortaya koymaya başladı ve bizim de bu konuda tabii ki Türk Tabipleri Birliği olarak ve meslek birlikleri olarak eleştirilerimiz var. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak bu COVID-19 salgını dönemini sadece bir tartışma ve değerlendirme dönemi olarak görmedik. İlk günden beri bugüne kadar halkın, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması yönünde önerilerimizi, düşüncelerimizi, eksik bulduğumuz olayları bakanlığa iletmeye çalıştık. Bu gevşetmeler başladığı zaman, futbol maçları başladığı zaman, alışveriş merkezleri açıldı biliyorsunuz ve çok eleştirilerimizi söyledik. Özellikle havalandırma sistemleri konusunda alışveriş merkezlerinin büyük sorun var. Taleplerimiz konusunda başvuru yaptık. Gelen ekonomik zorluklar konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Genel Sağlık Sigorta Kurumu'na hepsine gerekli başvuruları yaptık. Ama bir sonuç alamadık diye. Bu da aslında bunlar da önlem değil. Kişilere kredi veriyorsunuz ama bunlar ödenmeyecek mi? Bakın baktığınızda Almanya, Avusturya çok ilginç. Bunlar diş hekimlerinin bütün maaşlarını ödemişler. Biz bunu söylediğimizde bize bakanlıktan onlar zengin ülke gibi bir cevap geldi. Bunu Arnavutluk da yapmıştı. Bu dönemde Mart'la birlikte 10 Mart'ta vakaların söylenilmeye başladığından itibaren birçok sorun yaşandı. Tabii bu sorunların başında temelde yönetim ve organizasyondaki eksiklikler ve hatalar nedeniyle de oldu. Hastanelerdeki yönetim ve organizasyonların standart olmamasından aşağı yukarı yani temel ilkelerin belli olmamasından kaynaklandı. Döner sermaye, performans sistemi gibi ek göstergelerin her zaman hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin olduğunu, adaletsizliklerin olduğunu, hakların yenildiğini tanık olduk, biliyoruz da bunları. O nedenle de çok dile getirmedik. Ancak süreç şöyle gelişti. Şeylerine maaşlarını eklemeye başladığında 500 ile 1500 arasında ya da hiç alamadıklarını gördük. Yani sağlık mı, ekonomi mi bağlamında ekonomik kaygılar ön plana çıktı ve erken bir takım gevşemeler ortaya çıktı. İşte alışveriş merkezlerinin açılması meselesi. Özellikle sağlık çalışanları hala şu anda bir iş kolu belirsizliğiyle karşı karşıya kalmaktalar. Bu iş kolu belirsizliği hastanede çalışıp sağlık işçisi sayılmayan yüz binlerden bahsedebiliyoruz. Şimdi bizler başından beri bu salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğumuzu söyledik maalesef ki ama buna yönelik önlemler alınmadı ve bu rakamlarda bu önlemlerin alınmadığını bir kez daha bizlere gösteriyor. Aslında salgınla mücadelede biz hep şunu söylüyoruz. Esas kritik olan salgını önleme yani tedavi etmek değil önlemek olmalı. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı ve hükümetin temel politikaları böyle olmadı. Yani bu salgını önlemek üzerinden bir politika izlemedi. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden sonra kısmi tedbirlerle, anlık tedbirlerle müdahale etmeye çalıştı. Bu toplum hepimiz size şükran borçluyuz. Onu da bilmenizi isterim. Eğer bu ülkenin bütün balkonlarında insanlar çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlamışsa bunun en büyük nedeni sizin gösterdiğiniz özveridir. Üç alanda biz defalarca dile getirdik. Üç alanda kesinlikle kamu yani devlet açık personel bulundurmaz. Bunlardan birisi sağlıktır. İkincisi eğitimdir. Üçüncüsü güvenlik yani sosyal güvenlik ve güvenliktir. Bu üç alan doğrudan doğruya insanla ilgilidir. İnsanın geleceğiyle, insanın bugünüyle ilgili bir alanlardır. Dolayısıyla bu üç alanda devlet ben eleman tasarrufu yapıyorum diyemez. Bu üç alanda kadro neyse bütün kadroların dolu olması lazım. Boş olan kadrolarında KPSS sınavlarında elde edilen başarıya paralel olarak süratle doldurulması lazım. Ücret ödenmesi, bu sürede tabii sağlık çalışanları özveriyle çalıştılar ve en azından küçük de olsa bir ödüllendirme şeklinde bir uygulama geldi. Bu uygulamanın biz bütün sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyorduk ama burada da ciddi haksızlıkların yapıldığını biliyoruz. Onların da giderilmesi lazım. Taşeron işçilik artık Türkiye'nin gündeminden çıksın derken özellikle görüntüleme merkezlerinin
taşeron işçiler aracılığıyla kullanılması, çalıştırılması, hala bu sorunun devam etmesi, o da Türkiye'nin ayıbı olarak hepimizin üzerinde durması gereken bir konu. Öyle bakmamız gerekiyor. Çok sayıda meslek örgütü yöneticimiz bilim kurulunda neden biz yokuz diye, örneğin eczacılar, örneğin veterinerler, örneğin Türk Hemşehriler Birliği gibi, evet olması gerekiyor. Olması gerekirdi. Çünkü eğer bir bilim kuruluysa ve COVID-19 gibi bir virüsle mücadele edilecekse, bu mücadele eden bütün tarafların burada olması bir şekliyle gerekiyordu. Bu süreçle ilgili olarak meslek örgütleri olarak rapor düzenlediklerini ve bu raporun bazen Sağlık Bakanlığı'na, bazen hem Sağlık Bakanlığı'na hem de kamuoyuyla paylaştıklarını ifade ettiler. Sizlerden isteğim bir genel başkan olarak, eğer bu raporlarınızı, raporlarınızdan bir örneğini de Gamze Hanım'a aktarırsanız, onlar üzerinde çalışmak isteriz. Döner sermaye uygulamalarının daha adil bir yapıya kavuşması gerektiği yönde de düşünceler geldi. Bu konu öteden beri zaten bir şikayet konusu, döner sermaye uygulamaları. Belki bunu daha sağlıklı, daha tutarlı, bütün meslek örgütlerinin katıldığı, özgürce tartışıldığı ve sonra çözümler üzerinde ortaklaşıldığı bir süreci yakalamak lazım. Sonuçta eğer bu döner sermaye sağlık çalışanları için ise, o zaman sağlık çalışanlarının bir araya gelip haksızlıkları, uygulamalardan kaynaklanan sorunları gidermeleri gerekiyor. Sizler mücadele ettiniz. Bizler büyük bir gururla sizin mücadelenizi evlerimizde, ofislerimizde hem izledik hem dinledik. Dolayısıyla verdiğiniz mücadele çok değerli bir mücadele. Hepimizin alkışladığı bir mücadele. Ortadaki başarını, varsa bir başarı ki var, o başarının tümüyle temel aktörleri sizlersiniz. Günü 24 saatinde çalıştınız, alın teri döktünüz, şikayet etmediniz ama bütün olumsuzluklara göğüs gererek belli sağlıklı sonuçların elde edilmesi için mücadele ettiniz. Dolayısıyla sizi yürekten kutlarken bayramınızı da kutlamayı bir görev adediyorum. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.